Mutlu yıllar. Sağ olun. Starlight'a çok teşekkürler bu güzel jestleri için. Erdal Özyağcılar'dan 71. yaş gününü kutlayan eşi Güzin Özyağcılar'a büyük sürpriz. Ve 45 yıllık evli çiftle mutlu yuvalarında aşk dolu bir röportaj. Bütün otel Türkçe öğrendi sayesinde. Bana da mani oldu söyleyeyim. Ya. Orada taytlarımız falan vardı. Gün hatırlıyor tabii. Musun? Tabii. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Yağcıların aşk kokan evindeyiz. Eve şöyle bir baktım da gerçekten her tarafından sevgi fışkırıyor diyebilirim. Bunu neye bağlarız? Güzin Hanım'a mı bağlıyoruz acaba? Tabii herhalde. Güzin Hanım söylesin. Sen öyle dediysen öyledir. Evet. Sakin, huzurluyuz işte. Önemli olan işimizde evet. Huzurluyuz. Aile olarak huzurluyuz. Ne bileyim işte uğraşmak, çalışmak, mutlu olmak, mutlu etmek birbirimizi, ailemizi, çocuklarımızı, işimizi, seyircimizi mutlu etmek. Bunlar hep beraber bir hayat parçası. Allah da sağlık, sıhhat verdiğince ve verdiği bir sürece de bundan mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluk da eve yansıyor, Güzin'e yansıyor, bana yansıyor, bize yansıyor. Özyağcılar çifti 45 yıllık mutlu evliliklerinin sırlarını Starlife'a anlattı. O atılan imza, onun hayatını satın almıyoruz. Hepimizin kendi özgürlük alanları olması lazım. Ona dikkat etmek lazım yani eşlerin. Erdal gizli romantiklerdendir. Erdal'ın ağır romantiktir. Yani hiç böyle baktığınız Erdal anlamaz dersiniz ama çok özel günleri hiç kaçırmaz. Tabii, ilk akla gelen romantizmden değilim böyle. Bayağı bir edebi romantizm. Erdal Güzin Özyağcılar'ın 45 yıllık mutlu evliliklerinde hiç bitmeyen heyecanlarıysa seyahat ve doğa turlarıymış. Seyahati seviyoruz. Evet, bayağı seviyoruz. Hele Güzin seyahatte maşallah takip etmenin imkanı yok. Ben oturuyorum o gün dolaşıyor 8 saat yürür. Evet seviyorum. Dolaşır hiç. Ben yorulurum bir yere otururum. Derim ben sen gel beni buradan al. O gezer dolaşır. Ne yaparım biliyor musun? Bilmediğim yerlerde kendimi kaybederim. Tabii bir sokaklara girerim. Orada sanki Türkiye'deymişim gibi kendimi kaybederim. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni yaşamlar. O benim çok ilgimi çeker. Öyle dolaşırım. Sonra da gel, bana telefon eder. Erdal ben şuradayım gel beni gel al. Beni al. Biliyor musun? Oraya bir tabela okuduğu zaman ben hemen onu söylüyorum. Taksi gidiyor oraya. Evlenmeden önce flört dönemlerinde Londra'da birlikte yaşayan, hem tiyatro eğitimi alan hem de hayatın tadını çıkartan Özyağcılar çiftinin unutulmaz anları da varmış. Hani orada şeyler vardı yani sonra bir okula girdik. O çok ciddi bir okuldu. O tamamen teknik beden üzerine şeydi. Müzikal kursu veriyordu. Devamlı jimnastik yani bedensel hareketlerde. Orada taytlarımız falan vardı. Hatırlıyor musun? Tabii. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Londra anıları tabii çok. Londra anıları çok eskiye dönünce. Erdal gelmeden önce ben çok ciddi bir şekilde İngilizce öğreniyordum. Ciddi konuşuyordum. Fakat Erdal geldikten sonra bütün etrafımız Türkçe öğrendi ve biz İngilizce öğrenmeyi bıraktık. Londra'yı adeta fetheden Özyağcılar çifti, Erdal Bey'in Türkçe sevdası nedeniyle İngilizce öğrenememiş ne yazık ki. Yazan, çizen. Bize bile o yani. Geldi. O zaman da Great Western Royal Hotel var, orada çalışıyoruz. Onlar bambaşka bir maceradır. Orada çalışıyoruz. Bütün otel Türkçe öğrendi. Merhaba Güzin, merhaba. Mutlu bir evlilik, başarıyla dolu meslek yaşamları olan çift, birlikte çıktıkları yolda birçok hayallerine de kavuştu. Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar, Demir adlı oyunda bir anne kızı canlandırıyor. Ana kız oynuyoruz. Evet, bu evet. Çok önemli bir şey. Evet, evet. O heyecanlandırdı. Anne dedi, ben de oynarsam oynar mısın bu oyunu dedi. Bak o zaman oynarım dedim. Onun sayesinde Demir'i çalıştık. İyi ki de öyle demiş, iyi ki de onunla oynamışım. Merhaba. Kolay girebildin mi? Evet, hiç sorun çıkmadı. Ev haline geri dönelim. Birazdan büyük bir sürpriz var. Erdal Bey mutfakta çok başarılıymış. Yemek yapmasını çok severim. Güzel yemek. Et yemeğini yaparım. Balık yemeğini ben çok iyi yaparım. Balığa hiç el sürdürmem yapar. Güzine. Öyle mi? Evet, balık işi Erdal'a ait. Geldi.
O zaman da Great Western Royal Hotel var, orada çalışıyoruz. Onlar bambaşka bir maceradır. Orada çalışıyoruz. Bütün otel Türkçe öğrendi. Merhaba güzin, merhaba. Mutlu bir evlilik, başarıyla dolu meslek yaşamları olan çift, birlikte çıktıkları yolda birçok hayallerine de kavuştu. Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar, Demir adlı oyunda bir anne kızı canlandırıyor. Ana kız oynuyoruz. Evet, bu evet. Çok önemli bir şey. Evet, evet, o heyecanlandırdı. Anne dedi, ben de oynarsam oynar mısın bu oyunu dedi. Bak o zaman oynarım dedim. Onun sayesinde Demir'i çalıştık. İyi ki de öyle demiş, iyi ki de onunla oynamışım. Merhaba. Kolay girebildin mi? Evet, hiç sorun çıkmadı. Ev haline geri dönelim. Birazdan büyük bir sürpriz var. Erdal Bey mutfakta çok başarılıymış. Yemek yapmasını çok severim. Güzel yem. Et yemeğini yaparım. Balık yemeğini ben çok iyi yaparım. Balığa hiç el sürdürmem.